Herkese merhabalar, günaydın arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ekipman fuarına gidiyoruz, yola çıkmışızdır. Umarım güzel bir gezi olacak. Bu videoyu almaya çalışacağım her dakikasını, her güzel yanını. Şimdilik görüşmek üzere, hepinizi seviyorum. Hadi sabahlar, bay bay. Evet arkadaşlar merhabalar, Alsancak'a geldik. Amcamlarla beraber. Birazdan fuarımıza gireceğiz. Şimdi ufak bir işimiz var, onu halledip geçeceğiz. Sancağı bu, tam göremiyorum. Evet, varacağımız yere geldik. Az önce gösterdiğimiz şey de bir rüzgar gülüdür. Çok güzel bir şeydi. Evet öyle işte. Şimdi fuar alanına giriyoruz. Şimdi kapatacağım. Bir önce bir soracağım. Bir de çekilmek. Bayağı ses var. Onu çekmem lazım. Evet, şimdi bir de şöyle hani görülebiliyorsa şu tarz bir kart verdiler. Onun da pankartlar falan. Karanlık şey herhalde. İşte geldik. Şöyle bir çevireyim. İnşallah sesim geliyordur. Ha güzel. Şu ışığı alacağım ya. Muhteşem bir şey abi. Vay ya, şu ışık inşallah görünüyordur. Ayağının burnuna bak ya, bayağı güzel ya. Bu da filmlerde kullanılan bu aksiyon çekimleri için kullanılan şey. Bayağı harika bir şeymiş ya. Evet amcamlar, Şeyin amcam, Kiyat amcam. Geçen videoda görmüşsünüz. Sallan misafir oyuncu. Bayağı kalabalık değil mi? Evet, bayağı kalabalık. Şöyle geçelim. Efsane ışıklar var burada, kameralar falan. Vergi alanı bayağı güzel ya. Hayatımda gördüğüm en güzel yerlerden biri olabilir. Ooo, işte benim mikrofonum. Pardon, çok özür dilerim. Şey alabilirim. Kalın bir sorun. V10 güzel. Sergi alanımız bayağı genişleyeceğim ama çok da büyük değil. Şöyle. Burada bir şey var. Arada bir şeyleri olmasın. Evet Hüseyin amca. Resul bak burayı tanıt işte. Seramonik. Seramonik mikrofon. İşte benim istediğim mikrofon. Yeni çıkan bayağı güzel ya. Ve sürekli reklamını yapıyor bunun. Aynen. Şu anda her yerde var. Ortaya mı koyuyorsun abi? Nasıl? Abiye sorun. Nasıl kaydediyorsun? İsterseniz el mikrofonu alalım diyor. İsterseniz burada yakın kalıyor. İsterseniz burada kalın yakın mikrofon arıyorsun sonra. Bir de masaya koyuyorlardı. Bu muydu o? Şuraya. Masaya konulan yok. Bu ortam mikrofonu. Öyle bir şey gösteriyor ya be. Bunu da koyabilirler isterseniz. Böyle ortama dinlesine koyabilirsiniz ama en performanslıklar burada. Bunları bile yakalayacak. Bu en son çıkan değil mi abi? En son çıkan. Telefon için olanları var. GSM için olanları var. Ne alabiliriz? Osman'ın şeyleri yoktur burada değil mi? Yok. Fiyatı ne bunun? Bunun fiyatı 1900. Olma değil. 2 artı 1000'ler. Şu hariç mi? Yani buna tabi. Bunlar telefon için. Ha. Bu 1500. Hangisini almak? Yani nerede kullanacaksınız? Hem kanon var bizde hem telefon var. Şu kullanılabilir. Telefon nedir? iPhone X.
X'e yani bunlardan var. Film mikrofonu. Bir şey görüyorum bayağı sağlam bir. Abi çok bayağı şey ya. Değil mi? Ben ilk defa görüyorum bunları. Daha önce hiç görmedim. Yok ben bunu nasıl söyleyeceğim? Şunu mu? Ozma paket diyeceğim. Nasıl iş görüyor mu? Bayağı çok. 4K çekim böyle. Bu sabit mi kalıyor burası? Şey mi? Tabii bu kafaya göre. Hani yüze göre odak sağlıyor. Takip ediyor yani. YouTube mu sağlıyor? Hani yüze işaretlerini ona takip ediyor tabii. Bir de şöyle bir açısı var. Kamerayı şöyle 3 kere tıkladığında kendine göre çevirebiliyorsun. Merhaba. Merhaba. Hüseyin amcam. Abi bizim karanlık çıkıyor ya. Ne abi? Bizim karanlık çıkıyor hep böyle işimiz. Merhaba arkadaşlar. Ekipman fuarındayız. Kolay gelsin. Söyleyecek yerim bu kadar herhalde. Hüseyin amca bayağı iyi şeyler var ya. Buradan benim alabileceğim elbet vardı bir şey. Işıklar. Ben dur şu kamerayı çevireyim de kendime değil de. Abi şuna baksana şeyin amca daha kurum. Evet 5D Mark 4 var nasıl gördüğün gibi. Rode mikrofonu var. Çok güzel. Harika bir şey. Evet yeni çevirmiş. Evet. İleride büyük bir YouTuber olursam sizin sayenizde şöyle bir kamerayla video çekimler bile olabilir. Şöyle yakından yakınca göstereyim. Lensler. Harika bir şey ya. Bayağı sağlam. F olarak T diye belirliyor dedeleri. O yüzden diyafram tutarlılığı bunların çok daha yüksek oluyor. Tabi otofokus yok bu lenslerde. Manuel olarak yapmanız lazım. O yüzden hani fotoğraf performansı bakımından görüntü kalitesi yüksek ama kullanılabilirlik konusunda biraz daha zordur. O yüzden video amaçlı lensler. Zaten burada bu halkaları çevirdiğiniz zaman ne kadar böyle yumuşak ve nasıl pürüzsüz döndüğünü hissedersiniz. Şuradaki şu tırtıklı alanlar da otomatik kullanım içindir. Yani buna bir şey takıyorsunuz. Şimdi bizim bu Osmo için bir mikrofonu var. Boyanın da. Evet. Ama adaptörümüz yok. Adaptörümüz yok. Bir adaptör var. Var mı sende? Adaptör var ama şu an burada yok. Ya aslında ben bu şey için almamız lazım bir tane. İşte bunu nasıl yapacak Ozmo'yla çekiyorum ben. Ozmo için de sen bu değil mi Ozmo'nun? Ozmo'nun da var. Bir kamera.com Tamam. Şöyle mikrofon. Aslında ben bilgisayarda çekim için mikrofon da lazım da boya. İşte bunlar güzel abi de. İyi fikir bu arada. Normal selfie'nin kim ama aynen.
Ne yapalım bulamadık. Olur mu? Ama iyi kaliteli, güzel çekiyor yani. 4K çekimleri oluyor. Orada buluruz diyoruz. Şu da bak güzel. Aslında bu Ozma olmaz mı abi? Ha olmaz. Ozma için direkt var. Var mı? Çok teşekkürler. Abi şu ışıklara bak ya. Sana ışık. Ses kayıt için gereken ekipmanlar diye biliyorum. Bizim bir... Merhaba. Devam edin, ben çekim yapıyorum. Ama şu an burada yok. Şöyle bir şey yapalım. İnternet sitemizden en bölüm var. Web sitemizden sipariş verebiliriz. Oradan emin edebiliriz. Ben sen bizi hatırlarsın. İstanbul'daki etkinliklerden bir şey hatırlıyorum. Değişik geldik. Bir şeyler oluyor. Çıkamadık abi. İstanbul'dan çıkamıyoruz. Çıkamıyoruz. İşte ben böyle ışıklar istiyorum abi, biliyor musun? Bu bilgisayarın arkasına koyarım var ya. Efsane ışık. Bilgisayarın arkasına. Şu arkadakiler. Çok parlak. Öndeki benim çekmiştim de bu taraftan. O da parlak zaten. Abi şimdi Modox mu bu mu? Abi hepsinin kalitesi aynı ya. Vaplamak da var. Şimdi mesela... Evet, işte biraz parlak olabilir. Ayarlanabilir bir ışıktır kendisi. O yüzden hani güzel tavsiye edilen bir ışık. Daha önce ben bu ışığı geçen sene de aynı şekilde buraya geldiğimde görmüştüm. Güzel bir ışıktır. Aynısı değil de yani bir hat sürümü. Kağıt amcamla kısa bir röportaj yapmaya karar verdim. Kağıt amca ne düşünüyorsun fuar hakkında? Fuar hakkında yine şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii senden Hüseyin abimin ilgi alanına daha çok girdiği için ben de tabii beğendim yine de yani. Yani ortam nasıl? Ortam güzel. Ortam. Ekipmanları nasıl buldun? İlginç bulduğun bir ekipman var mı? Şimdi ben daha çok konferans bölümünü dinledim. Biraz bilgi edindim. Ama çok değişik makineler, çok değişik sistemler var yani. Öyle düşünüyorum. Peki... Yani yeğenin, YouTuber yeğenin olan Resul bu ekipmanlardan birini alsa nasıl bir şey olur, faydası olur mu, nasıl bir katkısı olur buna? Tabii imkanı varsa olabilir, neden olmasın, faydası değil olur mi? Yani. Resul bu işlerden zaten uzmanlaştı. Tabii, konuda uzman biri olmaya devam ediyor o yolda. Bu şekilde devam edersen kendini daha çok geliştirerek etkinlikleri kaçırmadan devam etmesi gerekiyor. Tabii, tabii. Başka bir yorumum varsa... Bir teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz verdiğiniz raporlar için. Şöyle bir kamerayı kendime çevireyim. Kamera çevirdim ama ışık netledim. Evet, biraz sonra da Hüseyin amcamla konu hakkında biraz röportaj yapacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar, geri döndüm. Şimdi Hüseyin amcamla burası hakkında bir röportaj yapacağım. Ne düşünüyorsun Hüseyin amca burası hakkında? Valla Resulcuğum, Alsancak'ın çok güzel bir yerindeyiz. Hava gazı fabrikasında. Ekipman fuarına geldik. Yeni mikrofonlar, yeni kameralar, yeni lensler, yeni ışıklar bu konuda. Kendimizi geliştirmek için geldik. Evet, peki burada gördüğün en ilginç ekipman, ortam nasıl yani senin için? Hepsi güzel, yenilikler yok. Teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederiz. Şey, benim YouTube kanalım var da, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz da bana... YouTube kanalım hakkında yeni açtım. Çok güzel. Hayırlı olsun. Sağ olun, çok teşekkürler.